İki türde grip aşısı piyasada bulunuyor. Daha önceki yıllarda olduğu gibi içinde 3 tane grip virüsüne karşı koruma sağlayacak olan üçlü grip aşıları, bu yıl yeni piyasaya çıkan dörtlü grip aşıları. Hava sıcaklığının önemli oranda düştüğü bugünlerde grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklar da artmaya başladı. Uzmanlar Ekim ayı ile birlikte başlayan gribal dönemde kişinin hastalığa yakalanmadığı takdirde Mart ayına kadar aşı yaptırabileceğini ifade ediyor. Grip virüsü her yıl bir genetik yapısında değişiklik meydana getirdiği için insanlarımız her defasında sanki yeni o etkenle karşılaşıyormuş gibi hastalığa yakalanma tehlikesi taşıyorlar. Yani her yıl grip aşısı yapılmadığı takdirde grip hastalığına yakalanmak yeni mikroplarla mümkün. O nedenledir ki grip aşısını her yıl yaptırmak gerekiyor. Her yıl o yıl ortaya çıkacak mikroplara karşı üretilmiş aşı piyasaya sürüldüğü için her yıl yapılması gerekiyor bu aşıların. Sizin sorduğunuz soruya gelecek olursak, aşı gripten %100 korur mu diye sordunuz. İki tane durum var ki grip aşısının %100 koruma sağlayamayacağı durumları açıklamak için gerekli olan dönemler. Birincisi, aşı yapıldıktan en erken ikinci haftadan sonra koruma başlıyor. Dolayısıyla aşı yapıldığı dönemde, bu iki haftalık dönem içerisinde hastayla karşılaşılmış ise hastalığa yakalanmak mümkün. Trakya Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Faruk Yorulmaz, özellikle çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olanlarda tehlikeli boyutlara ulaşabilen grip hastalığında aşının önemine dikkat çekerek koruyucu olması açısından mutlaka aşı olunması gerektiğini söyledi. Kapalı mekanları da paylaşmak durumunda olduğumuz, insanlarla ilişkilerimizi de sürdürmekte olduğumuz durumlarda bulunmak gibi bir mecburiyetimiz olabileceği için kesin koruma sağlayamayacak önlemler. Günün birinde böylesine bir grip taşıyan ortamda bulunduğumuzda gribe yakalanma riskimiz olacaktır. Eğer demin söylediğimiz türde küçük çocuklar, kronik hastalığı bulunanlar, hamileler, bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalığı ya da bu tür bir ilaç kullanmak durumunda olan insanlar ise bu insanlarımızın mutlaka grip aşısı olarak bu hastalıkların da ortaya çıkartacağı daha ağır sonuçları engellemelerinde büyük fayda var. Soğuk algınlığının kendiliğinden iyileşen masum bir hastalık olduğunu belirten Yorulmaz, gripin ise özellikle bebekler, yaşlılar, kronik hastalıkları olan insanlarda ölüme bile yol açabileceğini söyledi. İsterseniz grip nedirle başlayalım konumuza. Çünkü çok iyi bilinmeyen bir konu. Genellikle insanlarımız soğuk algınlığıyla gribi karıştırırlar. Gripin bir mevsimi var. Şimdi içinde bulunduğumuz mevsim, gripin yaklaşmakta olduğu mevsim. Çok kısa bir zaman sonra işte Ekim ayıyla birlikte havalar soğuyacak. Toplu halde kalabalık kapalı mekanları paylaşmaya başlayacağız. Bununla birlikte de hava yoluyla bulaşan hastalıklar çok kolaylıkla salgınlar yapabilecek. Bunların içinde en bilineni grip. Dolayısıyla grip salgınları başlamış olacak. Soğuk algınlığıyla grip bir parça farklı, halkımız çok karıştırır. Soğuk algınlığı gribe göre çok daha hafif seyreden bir hastalık. İçerisinde genellikle burun akıntısı, gözlerde sulanma gibi hafif kırgınlık gibi belirtilerle seyrederken grip bundan daha ağır, kas ekleme ağrıları, baş ağrıları, yüksek ateş, istirahati gerektiren bir kırgınlık, halsizlik, yorgunluk ile seyreden bir hastalık. Aynı zamanda soğuk algınlığı masum, kendiliğinden iyileşen bir hastalık iken grip özellikle yüksek risk taşıyan bebekler gibi, yaşlılar gibi, tansiyonu yüksek, şeker hastalığı olan, kalp hastalığı olan, kronik hastalığı olan insanlar gibi kimi insanlarımızda ölümleri de yol açabilen ağır bir hastalık.